Selam futbol severler. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle lider Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çıldırıyor videosuyla karşınızdayım. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim diyelim ve videomuza geçelim. Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik edelim. İlk 2 hafta sonunda lider Beşiktaş oldu. Aslında ilk 2 hafta değil, ilk 3 hafta sonunda lider Beşiktaş demeliyiz. Çünkü 3. haftada maçlar oynanmayacak, ertelendi. Bunun da nedenlerini ayrı bir videoda, bir sonraki videoda sizlere çekeceğim. Beşiktaş ilk 2 haftada oynadığı maçlarda aldı 6 puan ve artı 4 avarajda şu anda liderliğini sürdürüyor. İlk hafta deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yenerek, arkasından kendi evinde oynadığı Antalyaspor maçında da 4-2'lik aldığı galibiyetle 4-2'lik aldığı galibiyetle 6 puan 4 artı 4 avarajla liderliğini sürdürüyor. Evet, lige iyi başlayan Beşiktaş inşallah bundan sonra da iyi götürecek. Lidere selam durun. Lidere selam durun diyoruz. Lidere saygılı olun Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar. Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar Beşiktaş'ın bu kadar iyi bir şekilde lige başlayacağını düşünmemişlerdi. Belki Galatasaray ve Fenerbahçeliler gibi Beşiktaşlar da aslında bu kadar iyi başlayacaklarını düşünmemişlerdi. Çünkü geçen sene ne kadar kötü lige başladıklarını, zaten kötü başlayacakları yapılan transferlerle belliydi. Ama bu sene yapılan transferler gerçekten çok iyiydi. Önce Salih Uçan'la iç sözleşme uzattı. İç transferle Salih Uçan'la sözleşme uzattılar. Rafa Silva, Paulista, Immobile gibi kaliteli yabancı oyuncular aldılar. En son Endo'yu aldılar. Yine iki tane de Can Keleş ve Emirhan gibi iki tane kaliteli oyuncular aldılar. Bunlarla birlikte Beşiktaş çok iyi oynuyordu. Bir de Mustafa Hekimoğlu gibi genç bir oyuncu çıktı. Geçen sene nasıl Semih Kılıçsoy genç olarak kendini gösterdi, piyasaya çıktıysa inşallah Mustafa Hekimoğlu da Semih Kılıçsoy gibi kendini gösterecektir diye düşünüyorum. Beşiktaş hem ligde sıralamada lider olarak lider, hem de transferde lider. Şu anda Beşiktaş'ın kıskanılmasındaki en büyük sebeplerden biri de Galatasaray Fenerbahçe'nin Beşiktaş kadar kaliteli transferler yapamaması, Beşiktaş Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den çok daha kaliteli transferler yapması ve yaptığı bu transferlerin hepsinden de verim alabilmesi. Fenerbahçe ve Galatasaray aldığı oyuncuların bazılarından verim alırken bazılarını alamadı, ama Beşiktaş yaptığı tüm transferlerden şu ana kadar verim aldı. Beşiktaş oynadığı son 3 maçta ciddi gol sayısına da ulaşmış oldu. Son 3 maçta arkadaşlar Beşiktaş önce Galatasaray'a 5 attılar, arkasından Samsun'a 2 attılar, arkasından da Antalya'ya 4 attılar. Yani son 3 maçta 11 gol atıp 2 gol yediler. Bu da Beşiktaş açısından gerçekten muhteşem bir sayı, muhteşem bir rakam arkadaşlar. Eğer Beşiktaş böyle devam ederse gerçekten bu sezon çok keyifli olacak Beşiktaş. Taraftarını da mutlu edecek. Şu anda Beşiktaş taraftarı da çok mutlu. Beşiktaş taraftarı takımından çok memnun. Lider olması Fenerbahçelilerin ve Galatasaraylıların beklediği bir şey olmadığı için de Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler Beşiktaş'ı kıskanıyor. Kıskanmış durumda. He, böyle çatır çatır çatlıyorlar kıskançlıktan arkadaşlar. Çatlasanız da, patlasanız da, zırlasanız da, ağlasanız da, ne derseniz deyin, haksızlık deseniz de, Beşiktaş kullanıyor deseniz de, Beşiktaş'a maçlar veriliyor deseniz de, Beşiktaş lider. Kupayla ligi bitirmişti. Ziraat Tarihi Kupası ile ligi bitirmişti. Üstüne bir de Süper Kupayı eklemiş oldu. Van Bronckhorst gibi bir hoca ile birlikte Beşiktaş şu anda gerçekten çok iyi bir oyun sergiliyor. Bakıldığında alınan galibiyetlerin yanında iyi oyunda Beşiktaşları çok sevindiriyor. 11 maç, hani 3 maçta 11 gol, 4 asist çok sevindirdi. Yani 11 gol atarken 2 gol yemesi de çok sevindirdi arkadaşlar. Gayet iyi bir gidişat sergiliyor Beşiktaş. Beşiktaş bazı eksik bölgelerine de transfer yapacağını Hasan Arıs'ın söylemesi Beşiktaşları daha da sevindiriyor arkadaşlar. Beşiktaş'ın Chelsea'den genç bir oyuncuyla da anlaştığı, en kısa zamanda oyuncunun da Türkiye'ye gelip Beşiktaş'a sözleşme imzalayacağı söyleniyor. Bak, bu haber ne kadar doğru onu bilmiyorum. Beşiktaş elindeki kötü oyuncuları da satmak istiyor. Elden çıkartmak istediği oyuncular var. Elden çıkartmak istediği oyuncularına da tekliflerin geliyor olması, her an bu oyuncuların da gidebilecek konumda olması, gönderilecek olması da Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını sevindiriyor. Hasan Arat yavaş yavaş verdiği sözlerini yerine getirmeye başladı. Bu da Beşiktaş taraftarlarını sevindiriyor ve mutlu ediyor. Geçen sene yapılan saçma sapan transferler, yapılan kötü transferlerin sonucunda kötü bir sezon geçirmişti Beşiktaş. Ama bu sene gerçekten çok iyi transferler yapmaya başladılar ki geçen sene
az buçuk böyle bir takıma ufaktan da olsa bir katkısı olan Muçi'nin bu sene daha iyi olduğunu görmek beni mutlu ediyor arkadaşlar. Raşitsa'nın gerçekten geçen sene şunu demiştim. Raşitsa son haftalarda kendini göstermiş. Son haftalarda etkili oyununu ortaya koymuştu. Eğer Raşitsa böyle oynamaya devam ederse o Galatasaray'da oynadığı muhteşem performansı bizlere izlettirme ihtimali var. Çünkü Raşitsa geçen senenin son sezonundan itibaren, geçen senenin son anlarından itibaren başladığı iyi performansı şu anda devam ettiriyor ve üzerine koyarak oynamaya başladı. Mert Günok hem milli takımda yaptığı muhteşem kurtarışlarla hem de Beşiktaş'ta oynadığı yani resmi 3 maçta Galatasaray, Samsun ve Antalya maçlarındaki güzel performansıyla Muslera Hanım'dan daha iyi mi diye insanlara soru işaretleri oluşturmaya başladı. Mert Günok'un gitmesi isteyen arkadaşlara şunu söyleyeyim. Mert Günok gitmemeli demiştim. Çünkü Mert Günok'u gönderecekseniz Muslera ayarında bir kaleci almak zorundasınız dedim. Mert Günok giderse bana Mert Günok ayarında bir kaleci değil de Mert Günok'tan daha iyisi Muslera ayarında bir kaleci almalısınız demiştim. Beşiktaş Mert Günok'tan istediği verimi de almaya başladı. Önlerinde Paulista gibi Mert Günok'un önünde Paulista gibi bir muhteşem oyuncu var. Yanına bir de kaliteli bir oyuncu alınırsa Paulista'nın yanına da kaliteli bir oyuncu gelirse Beşiktaş çok iyi olacak. Beşiktaş ileri hatta gerçekten efsaneler yaratıyor. Gerçekten çok iyi oynuyor. Golünü ve gollerini atıyor. Geri defans hattında biraz daha kaliteli hale getirebilirse zaten kalesi de çok iyi. Kalemizde de milli kalecimiz Mert Günok var. Beşiktaş'ın neler yapabileceğini herkese gösterdik. Taraftarlarımız bu gelen galibiyetler sonrasında, alınan iyi oyun sonrasında Beşiktaş'ın lider olması ve ligin Ziraat Türkiye Kupası'nın yanına Süper Kupa'yı eklemesinden dolayı taraftarlar da çok mutlu. Bu mutluluğuyla da statlara daha çok gidip takımına destek oluyor. Hem de sosyal medya üzerinden takımına ciddi destekler vererek yanında olduğunu, takımına inandığını, güvendiğini belli ediyor. Van Bronckhorst'un takıma katkısı da çok büyük arkadaşlar. Beşiktaş'ın oynadığı oyunu Van Bronckhorst da oynatıyor. Takıma çok büyük katkılar sağlıyor. Elindeki oyuncuları değerlendirmeye çalışıyor. Geçen seneden farklılık Necip'in şu ana kadar oynamaması. Geçen sene Necip birçok maçta ilk 11'de oyuna başlarken bu sene ilk 11'de başlayamadı. Sonradan bazı maçlarda oyuna girdi. Ufak ufak maçlarda sonradan son dakikalarda oyuna giren Mustafa Hekimoğlu'nun da girdikten sonra takıma bir şeyler kattığını gördük. Semih de böyle ufak ufak oynamaya başlarken kendini göstermişti. Şimdi Beşiktaş taraftarının Semih Kalesoy'dan beklentileri çok yüksek. Aynı durumu Mustafa Hekimoğlu da yaşayabilir. İnşallah Mustafa Hekimoğlu da ufak ufak oynadığı o güzel oyunlarla kendini gösterip Semih Kalesoy gibi takımın vazgeçilmezlerinden birisi olur diyelim. Beşiktaş Avrupa Kupası'nda da Lugano ile eşleşmişti. İnşallah Lugano ile de eşleştiği bu maçtan galip gelip Avrupa Kupalarına da gitmiş olacak. İnşallah 4. haftaya girdiği lider girerken Beşiktaş inşallah 4. hafta bittiğinde de liderliğini devam ettirmiş olur. Benim bu konuşmalarım, bu söylemlerim Beşiktaş'ın şu anki gidişine göre. Hani demeyeyim Beşiktaş 5. 6. haftadan sonra geri gider. Beşiktaş şimdilik iyi gidiyor, sonradan iyi gidemez. Tökezler, geriye gider, kötü gider diyorsun diyenleriniz var ama ben ileride ne olur buna bir şey diyemem. Ama şu anki Beşiktaş'ın oyunuyla, şu anki Beşiktaş'ın görünümüyle ileride de iyi gidecekmiş gibi görünüyor. Hani iyi gidecek demiyorum. İyi gidecekmiş gibi görünüyor. Tabi ileride tepe taklak gidip kötü de gidebilir. Her şey olabilir. İkinci sıradaki Galatasaray'la puan farkı yok. İkisi de Beşiktaş'ta, Galatasaray'da ikisi de 2-2 maçını kazandı. Beşiktaş sadece artı 2'lik averaj üstünlüğüyle liderliğini sürdürüyor arkadaşlar. Beşiktaş'a bir Beşiktaşlı olarak başarılar diliyorum. Hem ligde hem de Avrupa kupalarında ve daha sonra oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yolunda Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Beşiktaş'ı şimdiden tebrik ediyorum. Liderliğiniz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün sizlerle Beşiktaş'ın liderliğini konuştuk. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıskançlığından, çıldırmışlığından bahsettik. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda da 3. hafta maçlarının neden oynanmadığına dair videomuzda karşınızda olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.